Bir ülkenin kaderini değiştiren 3 günlük yolculuk. İşgal altındaki toprakların içinden, işgali kırıp darmadağın ederek çıkan, genci, yaşlısı, köylüsü, şehirlisiyle kocaman bir millet. Bu kahramanlıklarla dolu yolculuk 16 Mayıs'ta İstanbul'dan yola çıkan Bandırma vapuru ile ilk adımını attı. Samsun'a ilerleyecek olan gemi, Üsküdar açıklarında Paşa'yı beklerken, Paşa'nın isteğiyle orada bulunan Bandırma vapuru ve o vapurun deneyimli kaptanı İsmail Hakkı gemide bekliyordu. Tarihinin ve bir milletin kaderini değiştirecek bu yolculuk için Kayserili İsmail Hakkı ve Bandırma vapuru seçilmişti. Evet, İsmail Hakkı Kayseriliydi. 1871'de Zincidere'de doğmuş, Kayserili Posluoğlu ailesindendi. Denizi olmayan bir memleketten Atatürk'ü Samsun'a götürecek olan bir denizci, bir kaptan çıkmıştı hem de. Ama bu ilk değildi. Babası Hacı Ahmet de denizciydi ve kaptandı. İsmail Hakkı da Zincidere'de İslam Mahallesi 23 nolu nüfusa kayıtlı denizci Hacı Ahmet ve Hatice Hanım'ın oğlu olarak dünyaya gelmişti. İlk ve orta öğretimini Zincidere Şehir Yatılı Mektebi'nde tamamlayıp İstanbul Heybeliada Ticari Kaptan Mektebi'nde yatılı olarak okuyup mezun oldu. 1892'de Kayseri Vapuru ile stajyer kaptan olarak göreve başladı. Önce Bahri Cedid ve Dolmabahçe ve Ali Sahip Paşa gemilerinde 3. kaptanlık, 2. kaptanlığa terfi ettikten sonra Şeref, Medine, Mekke, Selanik, Kaplan ve Sakarya gemileri, 1905 yılında geçirdiği rahatsızlık sebebiyle bir süre denizlerden uzak kalıp ardından Bahri Cedid, Sakarya, Kaplan gemilerinde 2. kaptan olarak görev yaptı. 1915'te Doğan Vapuru'nda 1. kaptanlığa atandı. Bandırma Vapuru'nun kaptanı olduğunda tarih 1 Mayıs 1919'du. Büyük yolculuktan tam 16 gün önce. Kayserili kaptan İsmail Hakkı Durusu, milli mücadelenin ateşini yakan bu yolculuğu, Paşa'yı Samsun'a götüren sabık Bandırma Vapuru süvarisi İsmail Hakkı Durusu imzasıyla hatıratına şöyle yazdı. Atatürk, hareketimizden bir gün önce 15 Mayıs'ta beni Deniz İdaresi'nden Harbiye Dairesi'ne çağırdı. Sonra atanın Şişli'deki evinde buluşup, önderin verdiği bilgiler doğrultusunda rotamızı çizdim. Atatürk 16 Mayıs'ta Samsun'a hareket edeceğimizi buyurdu. Atatürk gemiye Kız Kulesi açıklarından bindi. Zira vapurumuz Sirkeci'de İngilizler tarafından sıkı kontrolden geçirildi. Boğazdan çıkarken müthiş bir fırtınayla karşılaştık. Şiddetli fırtınaya rağmen yolumuza devam etmeye karar verdik. Mahiyetindekiler deniz tuttuğu için birer birer kameralarına gidip yattılar. Atatürk ise kıç taraftaki köşkte bir köşeye dayanmış oturmaktaydı. Metanet ve tefekkür içinde bulunuyordu. Son süratimiz olan 7 mil ile Karadeniz'in sert dalgaları arasında yolumuza devam ettik. Mustafa Kemal, Karadeniz'e açıldıktan sonra İtilaf devletlerinin zarar vermesinden uzak olmak için sahili takip eden rotadan gidiniz. Bir tehlike halinde ise gemiyi sahile oturtunuz emrini verdi. 17 Mayıs gece yarısı İnebolu'ya, 18 Mayıs öğle üzeri Sinop'a ulaştık. Binbir türlü müşkülat içinde 19 Mayıs şafak vakti Samsun'a vardık. Paşa ve mahiyetindekiler iskeleye çıktı. Sonrası malum. Ancak bazı yazılarda geminin pusulasız ve hareketsiz olduğuna dair bilgiler doğru değildir. Karadeniz'e ilk kez açılmadım. 1891 yılında stajyer kaptan olarak Kayseri isimli vapurda, daha sonraları pek çok gemide, 1915'te Doğan vapurunda, son olarak da 1 Mayıs 1919'da Bandırma vapurunda süvari kaptanlığa atandım. Soyadı kanunundan sonra Durusu soy ismini alan kaptan 10 Ağustos 1922'de ise yaş haddinden emekli oldu. Atatürk, 8 yıl sonra 1 Temmuz 1927'de ilk kez ayak bastığı İstanbul'a ulaştığında, daha konaklayacağı Dolmabahçe'ye ulaşmadan Ertuğrul yatı ile Boğaz içinde bir geziye çıktı. Bir mücadelenin başladığı, fitilinin ateşlendiği ve Bandırma vapuru ile başlayan yolculuğu bu gezi ile yeniden yaşadı.
19 Mayıs, Türk milleti için özel olduğu kadar Atatürk için de özeldi. Doğum gününü soranlara cevabı 19 Mayıs'tı. O günü ve Bandırma vapuruna binenleri de asla unutmadı. İstanbul'a geldiği ilk akşam 800 kişinin katılımı ile bir davet olacaktı. Zincirdereli İsmail Hakkı'nın da bu davette olmasını çok istedi Atatürk. Ama İsmail Hakkı gitmedi. İsmail Hakkı ziyaretin yanlış anlaşılabileceğini düşündü. Hizmetlerine karşın para beklentisi içinde olduğu sanılabilir korkusu ile gitmedi. Çünkü o günlerde Bandırma vapurunun mürettebatlarından birisi aldığı emekli maaşıyla geçinemediğini bildirip aylığının 8 liradan 25 liraya çıkarılmasını istemişti. Kaptan ne yapar? Bunları yolcularını alır, gideceği yere salimen götürmeye, teslim etmeye çalışır. Bunu yapmışsa kaptan başarılıdır. Cevabı bu. Çok mütevaziydi. Yani herkes de şaşıyordu. Ya Atatürk'ü götürmüş deden fakat Kasımpaşa'daki evinde bahçesinden uğraşıyor. Kasımpaşa, Çiviçler Mahallesi'ndeki 3 katlı ahşap evinde yaşamını sürdürdü kaptan. Mütevazi yaşamında Atatürk onu ikinci kez çağırdı ama bu kez hastaydı İsmail Kaptan, gidemedi. İsmail Kaptan ve eşi Fatma'nın Safiye adında bir kızları oldu. Safiye'den ise 3 torunları. Yıllar sonra o dönemde belediye olan Zincirdere Belediyesi'nin araştırmacı başkanı Mustafa Aksu nüfus kayıtlarından çıkardı İsmail Kaptan'ı. Torunlarından Nejat Ulugöl'e ulaştı. Zincirdere'ye davet etti Nejat Bey'i. O yılın 19 Mayıs'ında Zincirdere Meydanı'nda özel bir tören düzenlendi. Büyükçe bir bandırma vapuru da bu törene eşlik etti. Mustafa Aksu, bu anmaların geleneksel hale gelmesini ve İsmail Hakkı Kaptan ve Bandırma Vapuru'nun Kayseri ile özdeşleşmesini çok istedi, çok çabaladı. Ama ne yazık ki Zincirdere'nin belediyeliğe alınıp mahalle olunca bu işlerle uğraşacak bir belediye başkanı da kalmadı. Nejat Ulugöl, Kayseri'ye geldiğinde birçok anısını anlattı İsmail Hakkı Kaptan'ın. Vefatından önce çok üzülmüştü İsmail Kaptan.
Sırf olayı daha dramatik hale getirebilmek için Bandırma vapurunu pusulasız, İsmail Kaptan'ı da aceme demekten geri durmamıştı birçok insan. Oysa ki İsmail Kaptan yıllardır denizlerdeydi. Ve 19 Mayıs öncesinde de birçok kez Karadeniz'de sefere çıkmıştı. Tabii ki şimdilerde olduğu gibi o dönemlerde de İsmail Kaptan'a sahip çıkılmadı. Kendisi ise onurlu duruşu ile yapılabilecek ödül ve destekleri kabul etmedi. Atatürk emekli maaşının yetip yetmediğini sorduğunda da aynı cevabı verdi. Zincirdereli İsmail Hakkı Kaptan 1940 yılında İstanbul'da hayatını kaybetti ve Feriköy mezarlığına defnedildi. Ölümünden çok sonra 1998'de Milliyet Gazetesi'nde yayınlanan bir haber sonucunda bir gemiye verilebildi adı. 79 yıl sonra bir ayıptan bir nebze kurtulunmuş oldu. Dönemin Zincirdere Belediye Başkanı Mustafa Aksu'nun çabaları ile İsmail Hakkı Kaptan'ı bir nebze olsun tanımamıza vesile oldu. O dönem Zincirdere'deki bir parka da Kaptan'ın ismi verildi. Ama hepsi bu kadar. Başkanın görev süresinin sona ermesinin ardından ne devlet erkanı ne belediye başkanları İsmail Hakkı'nın adını ağzına almadı. Kurtuluş mücadelesinin her safındaki tüm kahramanlarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz. Onların isimlerini gelecek nesillere aktarmak umuduyla.